Evet, ayın içerisinde tekamül eder. Yani kendisini tamamlayanlar, insan-ı kamil mertebesine ulaşanlar, Seyyid Nesilim'in, Hallacı Mansur'un, Enel Hak dediği gibi, Hakk'ın varlığında eriyip yok olanlar, yani batınlıkta fena fillah dediğimiz içlik alemi, sonsuzlukta karar kılma, sonsuzluğu idrak etmez, bunu bireyin bilincine taşıması, o aşk ve o gönül sahibi olanlar, Hak ile hak olanlardır. Onlar bakmadan gören, demeden duyan, sonsuzlukta karar kılan, öğütsüz olan, devir daim içerisinde sürekli tercihip gelenlerdir. Gâhi Ali, gâhi Nebi gördüm, gâhi Ahmet, gâhi Ali gördüm, gâhi Usul, gâhi Deli gördüm, kimse sırrım bilmez, kallaş denilen dediği, şimdi Bektaş şerefini bu. Şimdi hamdülillah şimdi dediler, geldim gittim zatım. Hiç bilmediler, kimse de bu nefse etmediler. Her yere varlığa kardeşlerdir. Varlık alemindeki bütün varlıkların hepsi aynı özü taşır. Hepsi bir varlığın küçücük zelelerdir. Evrenin, kainatın tamamı Hakk'ın kendisi. Biz o varlığın bir zelesi de biziz. Var oluyor bu bir hikmet sultanım, gül yüzlü sevdiğim yer gel. Canana aittir bu canı benden, gül yüzlü sevdiğim yer gel. Hasan ve Hüseyin Kemal'le Ali Mustafa yoluna Allah dostu eyvallah. Ya Hak, Hakk'a yürüyen yeter alanı, devre dayım, devre aslan, makam Hak katında kayın, mekanı sevenlerinin gönlünde daim olan. Allah Ehl-i Beyt aşkına, aşıklar, sadıklar, arifler, kamiller aşkına, yanan ışıklarımız sönmeye, açık kapılarımız kapanmaya, Allah kapılarımız kurumaya. Allah Hakk'a yürüyen cümle canlarımızın ve hazırda bulunan cümle Hakk'a yürüyen canlarımızın da yakınlarımızın, dostlarımızın, gelmiş geçmiş yollarımızın, pirlerimizin üst himmetleri, safa mezarları üzerimizde olan... Benim iki tane anam var burada. Biri yeter ana, biri de sultan ana. Bu iki ana benim sırtım, arkamda durdukları için buraya kadar taşıdım ben bu davayı. Yeter ana, tabii yeter ana bir dişi kaplandı, bir kızıl baştı, bir gerçek kadındı, bir anneydi, bir militandı, bir savaşçıydı. 30 yıl davanın peşini bırakmadı. Elimiz bağlı, yüreğimiz dağlı, gözümüz yaşlı, bağrımız ataşlı. Ana sırdan var oldu, bir bedende can bulan yeter anamız şimdi toprakla sır oldu. Aslında bugün hepimiz komşuma özür diliyoruz. Bir annenin acılarla 30 yıl nasıl mücadele ettiğine tanık olmuş bir kadın olarak, bir anne olarak konuşuyorum. Bu aslında ülkemizin sızısı, ülkemizin acısı. Ama ben acılar kadar daha büyük bir şeye de tanıklık etmiş bir arkadaşınızım. O tanıklık 30 yıldır devam eden bir davanın kapısında dimdik duran anaların tanıklığıdır. Daim yemermiş dediler, daim